Aslında değildir tabii. Çünkü NATO ile sizin güvenlik parametreniz her alanda örtüşmüyor. Örneğin siz Yunanistan'ı hasım görüyorsunuz. O da sizi belli ki işte demin açıkladığınız Ege'deki silah yığılması başka bir ülke için değil, Türkiye için yığılmış bir hava savunma. Ayrıca taarruz uçakları var elinde. Ayrıca bir denizaltı gücü var. Bütün bunları Türkiye'ye karşı yapıyor. Siz de Yunanistan'ı Türkiye'ye hasım olduğunu ve çok uzlaşmazlığınız olduğunu bildiğiniz için hasım görüyorsunuz. Yani planlarınızda bunu dikkate alıyorsunuz. Silahlanmanızda dikkate alıyorsunuz. Bunun için yaptığınız bir savunma düzeni elbette NATO'nun kontrolü dışında olmalı. NATO'nun kontrolü içinde olursa zaten Amerika 7/10'la nasıl Soğuk Savaş boyunca Türkiye ve Yunanistan'ın silahlandırılmasını limitlediyse elbette bu NATO içine bağlı olan silahın da kullanılmasına bir şekilde engel olacaktır. Yani aslında Türkiye'nin bütün askeri varlığı NATO'ya angaje olmuş değildir. Angaje olmuş porsiyonları vardır. Bunlar zaman içinde artmıştır ama hepsi NATO'ya tahsis değildir. Bu işin genel kısmı. Özel kısmı, şimdi Amerika diyor ki bu NATO taahhütlerinize aykırıdır. Bu S-400 alışınız. Biz diyoruz ki NATO ile konunun ilgisi yok. NATO şunun şurasında hava savunmayı son 10 senede ele aldı. Ondan evvel NATO'da hava savunma diye bir kavram bile yoktu. NATO taarruz eden tehdidi gidip orada yerinde imha edecek şekilde bir stratejik kullanıma açıktı. Bu füze savunma nereden çıktı? Üstelik o sıralarda 10.300-10.500 civarında dünyada nükleer başlıklı silah vardı. Şu an bunların sayısı 2.500 civarlarına düştü. Ve o zaman NATO'nun yapısı buydu. Git rakibi evinde vur. Ama şimdi tabii bunun arkasında silah endüstrisinin de çok kaygıları var. Onların öne çıkarılmış hali de var. Şimdi bir hava savunma mücadelesi yapılıyor. Ben NATO'da 2 dönem uzun süre çalıştım ve ana karargahta çalıştım. Orada bu tartışma hemen hemen her hafta masaya gelirdi ve uzlaşılamazdı üzerinde. Yani bizim bu hava savunmasına niye ihtiyacımız var? Yani koridorlarımızda Rus askerleri dolaşırken ve Rusya'yı stratejik müttefik olarak, partner olarak görmekteyken NATO, 1991'den 2014'e kadar durum zaten böyleydi. Ukrayna meselesi oluşuncaya kadar. O zaman kimse kabul etmek istemiyordu. Çok büyük paraları biz size şimdi niye bağlıyoruz da Amerikan menşeli radarlar, Amerikan menşeli füzeler alıyoruz diye bir tartışma yoğun bir şekilde gidiyordu. Baktık ki askerler bu işin içinde çok fazla var. Amerika bir şekilde bunu siyasi ortama taşıdı. Siyasi tartışma gruplarının içinde yer aldı bu. Sonuçta bugünkü duruma geldik. İşte bugünkü durumda da şimdi görüyorsunuz Patriot satan şirketin çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları örtüşmüyor. Tabii ki Türkiye kendi yolunu çiziyor. Ve Amerika biliyorsunuz bir şirketlerden oluşan bir yapısı var Amerikan devletinin. Şirket yöneticisi bakan, savunma bakanı Raytheon'un yönetim kurulu üyeliğinden kalktı adam. Amerikan savunma bakanı oldu. Şimdi peşini bırakır mı? Yani Raytheon firması ne yapıyor? Patriot üretiyor. Peşini bırakır mı bunu? Patriot'un füzelerini üretiyor. Dolayısıyla o şimdi hem kendi şirket çıkarını hem Amerikan çıkarı diye adını koyarak Türkiye'ye baskı yapıyor. Gidiyor kongreyi kışkırtıyor. İşte şu an biliyorsunuz Amerikan kabinesinde 10 bakan var. Onu da Yahudi kökenli insanlar. Onlarla işbirliği halinde, işte Tel Aviv ile işbirliği halinde sizin hareket tarzını azaltmaya çalışıyor. İşte Suudi Arabistan'ı vuruyorlar. Gidiyor Yunanistan, Suudi Arabistan'a Patriot yolluyor. Yunanistan tatbikat yapacak. Suudi Arabistan, Yunanistan'a F-15'lerden 6 tane uçak yolluyor. Ve beraber tatbikat yapıyorlar. Bu tatbikat kime karşı? İşte vallahi teknik yönetim işte bizim askeri varlığımızı test etmemiz lazım. Odur budur şudur. Yani görünüşte böyle pazarlanıyor. Gerçek, gerçek Türkiye'ye karşı bir alternatif yaratmaya çalışıyorlar. Peki bu nasıl müttefiklik? Bu nasıl aynı bütünün parçası olmak? Bu arada tabii Amerikan ve Rus ilişkileri de bozulduğu için 2014-16 döneminde Ukrayna odaklı ve işte Kırım'ın Rusya'ya katılması ile ilgili olarak orada da bir yeni tablo var ortada. Yani eskiden Rusya ile işbirliği yapan müttefikler şimdi Rusya'yı hasım olarak görmeye çalışıyorlar. Amerika zirve toplantısının 2021'de ertelenmesini istemiş anlaşılıyor. NATO'da niye istiyor? Çünkü kendisi daha kadrolaşamadı.
Dolayısıyla gelecek güvenlik mimarisinin yapısını nasıl şekillendireceğini çok iyi bilemiyor. Bir yandan Avrupa Birliği ile, bir yandan NATO ile Amerika'nın Atlantik ötesi sürtüşmeleri oluştu. Bunların düzeltilmesi için zamana ihtiyacı var ki ondan sonra Rusya ve Çin'e nasıl bakacağına yönelik NATO partnerlerini, müttefiklerini ikna etmeye çalışsın. Dolayısıyla değişkenlerin olduğu bir ortamdayız. Türkiye'de bu arada hava sahasını boş bırakacak hali yok. Gerek Doğu Akdeniz, gerek Orta Doğu'dan gelen tehditleri uzaktan denetim altına almak için elbette yapması gerekenler var. Sonuçta bu bir milli görev. Onun için milli silah almış oluyoruz.